Artı her gittiği yerde, her gittiği yerde İmamoğlu şöyle cebinden bir tane çok özür diliyorum. Estağfurullah. Bir tane 20 lira çıkarıyor. Her gittiği yerde nereye gidiyorsa. O akşam da çıkardı. Çıkardı yine. O akşam Binali Bey keşke cevap verseydi. Çıkarıyor şöyle bir 20 lira çıkarıyor. Diyor ki efendim sen geldin benden markete alışveriş ettin. Yaptın. Bana 20 lira verdin. Sonra ben geldim. Sana dedim ki senin bu verdiğin 20 liranın içinde 4 tane 5 var. 5'lerden biri sahtedir. Sen bütün para verdin bana. Bu nasıl inandırıcı olur? Nasıl böyle bir şey olur? Bire vicdansız. Burada bile illüzyon, burada algı yönetme, burada bile şimdi dümen var yani. Yalanını ortaya çıkaracağım. Zarfın içinde 20 lira yok. Evet, zarfın içerisinde 20 lira yok. 20 lira zarftır. Yani zarf var, bu zarftır. Zarfın içinde 4 tane ayrı ayrı 5 var. Yani zarfın içinde şöyle, zarfın içinde 4 tane, bakın, 1, 2, 3, 4. 4 tane ayrı ayrı 5 var. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, ilçe belediye başkanı, bir de muhtarlık mıydı? Neyse 4 tane şey var. Ayrı 5 var. Ayrı 5 var. Bu 5'i senin dediğin 20 liranın içine koyuyorlar böyle, bu zarftır zarf. Şey atıyorlar. Sandığa atıyorlar. Sandıktan çıkan bu 4-5'ten bir tanesi sahte. Çalmışsın, çırpmışsın, sahte yapmışsın. Bu o için şey yok ki. Yok. Sahteliği yok. Sahteliği yok. Artı bu 3'e de itiraz etsen Yüksek Seçim Kurulu buna da bakacak. Ya da para makinesi buna da bakacak. Ya da oradaki bankacı buna da bakacak. İtiraz da etmiyorsun. Bu sadece bu 5 için itiraz var ve bu 5 de sahte çıkıyor. Sen niye milleti kandırıyorsun? Diyorsun ki sandığın içinde bütün bir tek şey var diyorsun. Ya bir tek oy yok ki sandığı. Bak, 4 oy var. 4-5 var. Şu anda sandıkta bir tane oy olacak. Büyükşehir'in oyu. He. Bunu diyebilirsin. Diyebilirsin. Fakat sen o gün 31 Mart'ta. O gün 31 Mart günü bir tane 20 yok. Yalan söyleme. Evet. Milleti kandırma. Evet. Milleti aldatma. Bravo. Tamam mı? Milleti oyuna getirme. İllüzyon yapma. Bakın millete ben burada gösteriyorum. Bu 20 lira zarf. Zarfın içinde 4 tane 5 var. 4 tane 5 var. 4 tane ayrı pusula var. Biz diyoruz ki bu pusul 5'lerden bir tanesi sahte. Baktık sahte. Sen niye alınıyorsun kardeşim? Niye alınıyorsun? Sahte ise yenisini, bu haktan alınmışsa hak yenisini verecektir. Sen yani bakın, benim vatandaşlarım, televizyonların başında bizi izleyenler, bu kaç gündür ben anlatıyorum ama burada televizyonda sizde Allah razı olsun fırsat verdiniz. İmamoğlu'nun bu yalanını deşifre etmemiz lazım. Yalanı nedir? Televizyona çıkıyor, mahalleye çıkıyor. Efendim işte köprünün üzerine çıkıyor, kürsünün üzerine çıkıyor. İkide bir tane 20 lira çıkarmış. Diyor ki bu 20 lira 4 nasıl? Tane 5 evet, var. Diyor ki bu 20'nin içindeki 5'lerden biri sahte. Bu 20 sahte değilse o 5'lerden biri nasıl? Kardeşim bu 20 yok. Bu 20 zarf. 4 tane 5 var. Bu 5'lerden biri sahte. Bunu anlatsana. Bunu anlatmıyor. Dolayısıyla bunu da çürüttük. Ajans öyle öğretmiş. Ajans öyle öğretmiş de eksik öğretmiş. Biz de Anadolu insanıyız yani. Eyvallah. 4 tane 5 varken sen 4 tane 5'i bir el hareketiyle bize 20 olarak gösteriyorsun. Olmaz ki. Yani hokus pokus yaparak bu işler olmaz. Şimdi Türk halkı hokus pokusu yutmaz. Yutmaz. Yutsaydı FETÖ'yü yutardı. FETÖ'nün o kadar teknolojisi vardı, o kadar. Bakın bugün bu akşam bu algı yeter halkımıza. Nerede hani 4 tane 5 burada nerede var? Burada var. Burada var. Bu zarf. 4 tane 5, sahte olan 1 tane 5.